Aradan yaklaşık bir 6 ay geçti. Bu 6 aylık süreç içerisinde baktığımızda Batı bloğunun bazı beklentileri vardı. Yani Rus ekonomisinin mesela çökmesini beklediler. Yani ekonomistlerin deyimiyle bir depresyon talebi vardı, depresyon isteği vardı, amacı vardı. Ancak gelinen noktada biz bakıyoruz ki Rus ekonomisi şu an için depresyonda değil, resesyonda. Yani bir durgunluk yaşıyor. Ancak çöküntü durumunda değil. O yüzden yaptırımlarla birlikte uygulanan o ambargo şu an için gerekli bir cevap vermedi. Şimdi peki Rusya mesela şuna bakabiliriz. Doğalgaz ve petrolde özellikle Batı ülkelerinin beklentisi vardı. Geçen sene oranla baktığımızda 6 aylık süreçte bu sene yani bu savaş ortamında Rusya 95 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş. Geçen sene oranla 2 katı durumunda. Yani savaş içerisinde bile iki enerjiden gerekli şekilde gelir elde etmiş. O açıdan Batı ülkelerinin hayal kırıklığına uğradığını söyleyebiliriz. Savaşın son 2 ayı biraz önemli. Yani 1 Temmuz'dan sonraki süreç biraz önemli. Çünkü 1 Temmuz'a kadar Rusya öyle veya böyle bir ilerleme kaydetmişti. Sizin de bildiğiniz gibi işte Mariupol olsun, Herson, Berdyansk, Melitopol gibi kentleri ele geçirdi. Harkov'un bir kısmını ele geçirdi ve şimdi de sırada Odessa var. Odessa'yı ele geçirmek istiyor. Yani kısa vadede Ukrayna'nın Karadeniz'de olan bağını koparmaya çalışıyor. Bu kısa vadedeki bir hesaptı. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren Ukrayna tarafının biraz daha sahada güç kazanmaya başladığını gördük. Çünkü artık Batı'dan gelen silahlar etkisini göstermeye başladı. Üst seviyede teknolojik silahlar var. Bunların birkaçını örnek verebiliriz. Mesela HIMARS denilen bir silah var. Çok namlulu bir roket atar. Son dönemde Ukrayna ordusu bunu çok kullanıyor. Yine M777 obüs var. Bu obüsleri de özellikle Herson'da şu an için kullanıyor Rusya'ya karşı. Yine bir silah daha var. Sezar silahı. Bu silahların ismini vermek lazım. Fransa'nın gönderdiği bir silah. O da kamyon içerisinde yerleştirilen bir topçu sistemi. Bu gibi silahlar Rusya'yı orada şu an için engelliyor. Rus ordusunun ilerleyişine bir köstek atıyor diyebiliriz. O yüzden savaşın gidişatını biraz etkiledi. Gelinen noktada şunu söyleyebiliriz. Şu an artık Rusya'nın karşısında NATO var. Yani Ukrayna ordusu yok da diyebiliriz. Mevcut Ukrayna ordusu NATO'nun aslında vekilliğini yapıyor. Orada bir vekalet savaşına döndü artık iş. Zelenski de Batı'nın kundağına sarılmış bir bebek izlenimi veriyor. Yani Batı biberonu karşılıyor diyebiliriz. O açıdan şu an Ukrayna ordusu o ilk bahsettiğimiz 4 aylık savunmadan çıkıp saldırıya geçti. Saldırıya geçme pozisyonunda. Bu özellikle son dönemde, son günlerde Kırım'da biz Ukrayna'nın daha fazla aktif olduğunu görüyoruz. Son günlerde de çok fazla tehdit geliyor. Mesela Zelenski'nin yardımcısı Mihail Podolyak bir açıklama yaptı. Dedi ki Kırım Köprüsü yasa dışı bir köprüdür. Bizim bu köprüyü havaya uçurmamız lazım. Bu çok kritik. Özellikle Kırım meselesi çok önemli. Çünkü Kırım Rusya açısından Karadeniz'de çok önemli bir üs. Tırnak içerisinde söyleyelim. Bir raison d'etre'dir. Yani varlık sebebidir Karadeniz'de. Eğer Ukrayna, yani Ukrayna'ya destek veren batılı ülkeler veya NATO'lu güçler Kırım'a dönük saldırıları arttırırlarsa, stratejiyi Kırım çerçevesinde belirlerlerse o zaman çok kritik bir noktaya gelebilir savaş. O tür durumda Rusya artık nükleer silah kullanmaya çalışabilir. Elinde de gerçekten güçlü nükleer silahlar var. Önce kısa vadeli, daha doğrusu kısa menzilli o İskender füzeleri dediğimiz onları kullanmayı deneyecektir. Çünkü Kırım, yine söylüyorum burada Rusya'nın kırmızı çizgisidir, Rubikon'udur. Yani Ukrayna'nın NATO'nun desteğini alarak Kırım'a saldırması dünyadaki dengeleri tamamen değiştirir. Tabii ki bu Orta Doğu'yu da etkiler, Kürtleri de etkiler, Türkiye'nin Kürt politikasını da etkiler. Biliyorsunuz her zaman ortada bir kargaşa varsa, bulanık bir hava varsa, puslu bir hava varsa Türkiye bu havayı kullanır ve Orta Doğu'da özellikle Kürtlere karşı savaş konseptini geliştirir. Savaşın Orta Doğu'ya
yansıması böyle olur. Savaş riski var. Yine söylüyorum, Kırım konusundan dolayı çıkabilir, patlak verebilir. Rusya'nın elinde güçlü nükleer silahlar var. Amerika Bilim İnsanları Federasyonu'nun bir açıklamasına göre Rusya'nın elinde 6000'e yakın nükleer silah olduğu söyleniyor. ABD'nin elinde ise yaklaşık 5500. ABD bu noktada gittikçe elindeki silah sayısını azaltmaya başlarken Rusya yükseltiyor. Dolayısıyla bir nükleer silahlanma var Batı'nın tehdidine karşı. Kısa vadede yine söylüyorum, küçük menzilli yani kısa menzilli balistik füzeleri kullanabilir İskender dediğimiz. Ama uzun vadede hem ABD'yi tehdit etmek için, ABD'yi caydırmak için elindeki Sarmat füzelerini kullanabilir. Bu Sarmat füzeleri etkilidir. SR-28 Sarmat dediğimiz, bunların özellikle biz hareket menziline bakıyoruz. 10.000 kilometre ve çok sayıda başlık taşıyabiliyorlar. O açıdan eğer bunları kullanırsa dünyayı bir nükleer savaşa çekebilir. Yeniden o Einstein'ın kehanetine dönebiliriz. Çünkü Einstein demişti, eğer 3. Dünya Savaşı çıkarsa bir nükleer savaş olur. 4.'sü de taşlarla ve sopalarla olur demişti. Yani herhangi bir nükleer savaşta biz dünyanın sonucunu ve akıbetini tahayyül dahi edemeyiz, edemiyoruz. Evet, Türkiye'nin başından beridir bu savaşta, başından beridir. Sadece savaşta değil, aslında genel anlamda Tayyip Erdoğan'ın politikasına biz baktığımızda sürekli bir omurgasızlık olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem İsa'ya yaranmak hem Musa'ya yaranmak gibi bir politikası var. Bunu böyle çok politik deha olarak gösteriyorlar. Bu politik bir deha değildir, omurgasızlıktır. Ya da şöyle bir benzetmeyle bunu anlatabiliriz. Dalgadan dalgaya savrulan bir kayık gibi aslında. Bir o dalgada, bir bu dalgada. Dolayısıyla Erdoğan yönetimi iki ülke arasındaki bu savaşı evet pragmatik bir şekilde kullanmak istiyor. Yani bir Rusya'ya gidiyor, bir bakıyoruz ki işte NATO zirvesine gidiyor, ABD ile görüşüyor. Burada Erdoğan yönetiminin tek bir menzili, maksudu var, tek bir amacı var. O da kendi bekasını sağlamak, kendi iktidarını konsolide etmek, tahkim etmek. Önemlisi de bu seçimlerde mutlaka seçimleri almak ve ondan sonraki süreçte yeniden kendi koltuğunda kalmak istiyor. Bu yüzden tarım, daha doğrusu tahıl konusundaki o arabuluculuk da yine bu çerçevede değerlendirilebilir. Birincisi neydi? İmaj meselesiydi. Yani uluslararası arenada bir imaj makerlık yaptı orada Erdoğan ve çevresi. İkincisi de tahıl sorunu çözmezse bu Türkiye'yi de bir tahıl krizine, daha derinleşmiş bir tahıl krizine sürükler. Zaten hali hazırda biz biliyoruz, fiyatlar gene seviyesi yükseliyor. Enflasyon tehdidi var ve artık engellenemez bir durumda. Yatağından taşmış bir nehir gibi, bir sel felaketi gibi. Bu açıdan bu tahıl konusundaki girişimleri, teşebbüsleri tamamen siyasi amaçlıdır. Seçimlere gidiyor. İçinde bulunmuş olduğu o girdaptan kurtulmaya çalışıyor. Tahıl konusunda yeni krizler yaşamak istemiyor. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye nasıl bir politika izliyor? Türkiye burada çok Erdoğan yönetimi dikkatli olmak zorunda hissediyor kendini. Çünkü Putin artık gebe kalmış durumda. Yani Rusya ile arasında çok ciddi bir ticaret var. Bakıyoruz geçen yıl Rusya'da yaptığı ticaretin boyutuna baktığımızda ithalat 44 milyar dolar, 6 milyar dolarlık da bir ihracatı var. Dolayısıyla büyük bir ticaret söz konusu. Bunu dikkate alarak her zaman orada bir denge siyaseti yürütmek zorunda kalıyor. Fakat aslında Ukrayna'ya da bu arada sürekli bir Ukrayna'yla da dirsek teması içinde, bir teşrik mesai içinde. Mesela siyah satışı yapmıştı. Hatta siyahların orada üretilmesi için bir fabrika planı da vardı. Eğer fırsatını yakalarsa o fabrikayı da orada kurmak istiyor. Fakat burada Moskova'nın ciddi bir baskısı var, taziki var. Bunu da dikkate almak zorunda. O açıdan biraz önce de bahsettiğim gibi denge siyaseti yürütmek zorunda çıkarları gereği. Çünkü yanı başında bir Moskova gerçeği var. Burada biz tabii ki 5 Ağustos'taki görüşmeye gideceğiz. Yani bu görüşmede neler oldu, görüşmenin öncesinde neler yaşandı. Bence bu çok önemli. Hatta bundan sonraki Putin-Erdoğan görüşmelerinin de
politikasının da bence birer emaresi niteliğinde. Şimdi bu görüşmeden önce şeye bakalım, Rosatom'a bakalım. Rosatom, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki bütün hisseleri satın aldı. Yani şu an tek sahibi ve işleticisi konumunda. Ortak vardı, IC İçtaç diye bir firmaydı. Bu bir Türk firmasıydı. Peki ne oldu da bir anda bu firmanın ortaklığı bozuldu? Tek taraflı Rosatom oradaki anlaşmayı feshetti, bozdu. Bu önemli. İçtaş'ın bu konuda çok tepkisi oldu. Dedi ki bu hileliydi. Yani oradaki o feshi hilelidir ve ülkeler arası yapılan anlaşmanın 5. maddesine de aykırı. Asıl burada sorulması gereken şey, Türkiye Rosatom'un bu adımına niye sessiz kaldı? Bence taktiksel olarak sessiz kaldı. İkili görüşmeler var Putin ile Erdoğan arasında ve orada bir pazarlık var. Yani bence şunu söyledi, Rosatom gelsin, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin tek sahibi olsun ve işleticisi olsun. Biz buna göz yumacağız, ancak karşılığı var. Bir taviz bekledi. Karşılığı nedir? Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın verdiği bazı veriler var. 26 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında. 26 Temmuz'da Merkez Bankası'nın döviz rezervi 98 milyar dolar iken 4 Ağustos'ta 108 milyar dolara çıkıyor. Yani 10 milyar dolar para bankalar üzerinden Merkez Bankası'na gelmiş ve park etmiş. Bu paranın Rosatom'a ait olduğu söyleniyor. Bu açıdan önemli. Yani Putin şunu yapmış: biz sana el altından destek vereceğiz, ekonomik destek vereceğiz diyor. Bu önemli. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Erdoğan artık Putin'in gözünde hasta adam. Bu hasta adam tabiri Rusya'da her zaman kullanılmıştır. Hatta 1. Nikolay bile Çar Rusya'sı döneminde 1853 yılında Osmanlı Devleti için kullanmıştır. Demiştir ki Osmanlı bir hastadır, hem de kollarımızdaki ağır bir hasta. Ve bu ağır hastayı sonrasında epey bir hırpaladılar. Dolayısıyla Putin şu an için Erdoğan'ı hasta olarak görüyor ve onu kullanmak istiyor. Kendi projeleri için, kendi amaçları için kullanmak istiyor. Bu bir. İkinciye gelelim. Rojava konusunda 5 Ağustos'ta ne konuşulmuş olabilir? Bence Rojava konusunda Putin sınırlı bir operasyon, sınırlı bir askeri saldırı konusunda yeşil ışık yapmış olabilir. Çünkü bundan sonra artık Erdoğan'a ihtiyacı var. Erdoğan zayıf. Erdoğan NATO'nun çizgisinden çıkan bir figür olduğu için, politik aktör olduğu için onu kullanmak istiyor. Kendi çıkarları için bu açıdan hem Rojava konusunda hem de ekonomik olarak Erdoğan'ı destekleyecek. El altından ona bazı tavizler verecek. Hatta önümüzdeki süreçte Rojava'ya saldırı konusunda daha büyük tavizler de verebilir. Ve seçimlere giderken yeni destekler gelebilir. Yani o Rosatom'un göndermiş olduğu 10 milyar dolarlık desteğin dışında yeni bir 10 milyarlık destek daha gelebilir. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bence orada taviz verildi. Küçük de olsa bir taviz verildi. Zaten şu anda SİHA'lar ve İHA'lar siz de biliyorsunuz. Rojava'da köyleri bombalıyorlar. Kentlerin üzerine sürekli hareketliler. Orada bir taviz verildi. Gelinen noktada şunu söyleyebiliriz. Erdoğan artık Putin'in ayakkabısının altındaki köseledir. Bundan sonra onun kilisesinin zangoçluğunu yapmak zorunda seçime giderken. Bu açıdan yani Rojava konusunda daha tavizler koparmak için Putin'e muhtaçtır, ona gebe kalmıştır ve bir bağımlılık söz konusudur. Önümüzdeki süreçte yeni görüşmeler yapılırsa Rusya daha fazla tavizler verebilir. Bu açıdan Kürt hareketinin temkinli olması lazım. Bu dinamikleri iyi okuması gerekir. Putin'in mutlak surette Erdoğan yönetimine ihtiyacı var. Şundan emin olamıyor. Yani seçimlerde ola ki Erdoğan seçimleri kazanılmazsa yeni hükümet ne yapar? Yeni hükümet konusunda Putin'in bazı şüpheleri var. Şu şüphesi var, mutlaka yeni hükümet NATO'nun çizgisine daha fazla kayacaktır. Batı'nın politikasına uygun hareket edecektir. Dolayısıyla Türkiye'deki o projeleri akamete uğrayabilir korkusu var Putin yönetiminde. Bu korku ikili pazarlıkları daha da derinleştirebilir. Yeni Suriye politikası yine Putin'in isteğidir bence, onun talebidir. Yani git Şam yönetimiyle görüş, uzlaş diyor. Peki kısa sürede herhangi bir uzlaşma
olabilir mi? Bence olmaz. Bir 6 ay sonra veya 1 yılı bulabilir veya seçimlere kadar bulabilir. Şöyle bir uzlaşma ortamı olabilir ikisi arasında. Şimdi ikisi de PYD'yi aslında ortak düşman olarak görüyorlar, PYD'yi. Neden? Şam yönetimi PYD'nin ABD desteğiyle orada var olduğunu iddia ediyor. Erdoğan da PYD'yi terör örgütü olarak suçluyor. Ve dolayısıyla ikisinin çıkarları var. Yani herhangi bir uzlaşmada PYD ve bölgedeki özerk yönetimi ortadan kaldırmak veya zayıflatmak, statüsünü daraltmak isteyeceklerdir. Bu ortak talepler ve aynı zamanda ortak istekler, oradaki ortak endişeler onları bir araya getirebilir. Burada temel katalizör Moskova'dır, Putin'dir. Yine Putin'in isteği söz konusu. Tabii ki Erdoğan Şam yönetimiyle bu kuracağı uzlaşmanın ülke içindeki ekonomisine, daha doğrusu ülke içindeki politikaya etkisini de dikkate alarak hareket edecektir. Ama burada yine Kürt hareketinin çok burada dikkatli olması, temkinli olması gerekmektedir. ZAP Metina ve Avaş'ındaki savaşı eğer Rojava'ya, yani Kuzey ve Doğu Suriye'ye çekerse, uluslararası kamuoyuna rağmen böyle bir savaşa girişirse, Rusya'dan destek alıp yaparsa, bu sefer tabii ki reaksiyon farklı olur. Hatta 3. Dünya Savaşı'nı bile tetikler. Yani Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan daha etkili olur. Çünkü Rojava bölgesi çok kritik. Hem Kürtler açısından hem Orta Doğu halkları açısından kritik bir yer. Burada benim tahminim, Batılı güçler aslında şu an için göz yumuyorlar Tayyip Erdoğan'ın bütün bu operasyonlarına. Ancak daha çaplı, büyük çaplı bir savaş çıkarsa ben Batılı halkların, oradaki tüm demokratik dinamiklerin, ilerici güçlerin bu savaş konusunda daha belirleyici olacağını, daha seslerini yüksek bir şekilde çıkaracaklarını düşünüyorum. Bu noktada bir fikre sahibim. Savaş olursa ne olur? Bu ilk olarak tabii ki Türkiye'yi etkileyecektir. Sonuçta orada ağırlıklı olarak ekseriyette yaşayan Kürtlerden bahsediyoruz. Kürt hareketinin de Türkiye'de bazı talepleri söz konusu. Hak talebi var. Bu Türkiye'yi direkt etkileyecektir. Türkiye'deki Kürtlerin tüm psikolojik ve aynı zamanda siyasi, sosyal yaşamını etkileyecektir. Türkiye'yi bir iç savaşa dahi götürebilir. Bu tür kırılganlıkları var. O yüzden bu savaş Tayyip Erdoğan için bir şey de olabilir, hüsran da olabilir, onu da söyleyelim. Yani zaten hali hazırda Erdoğan yönetimi aslında çivi tutmayan çürük bir tahta gibi. O Rojava'ya dönük o savaş Türkiye içerisindeki bütün o girdabı daha da derinleştirebilir. Erdoğan öyle veya böyle önümüzdeki süreçte, o bir yıllık süreçte mutlaka iktidardan bence gidecektir. Sadece şu var, Kürt halkının bu konuda özellikle Erdoğan yönetiminin saldırıları karşısında daha dirençli, daha örgütlü olması gerekir. Tüm önlemlerini, tüm buradaki dinamikleriyle bir şekilde bu saldırıyı engellemesi gerekir. Saldırılara karşı bizi örgütlülük kurtarır. Rosa Luxemburg'un bir sözü var. Hareket etmeyenler zincirlerinin farkına varamazlar. Bu yüzden herkes hareket edecek, zincirlerine kapılmayacak.